Bugün Beyaz Masa'dan bize yapılan tebligatın uygulandığını görüyoruz. Daha evvelce vatandaşa kapatılan yaya yolu şimdi turnike kapatılmış. Kolay gelsin. Sağ ol. Sonunda hukukun gereğini yaptınız yani. Hak yolunu diyorsun ha. Siz değişmez demiştiniz ama değişiyormuş demek ki. Biz demedik, yönetim dedi. Yönetmeler sonra yapıyoruz. Tamam. Personelin suçu yok. Ve Hisaraltı Caddesi trafiğe açılmış durumda. Katkı sağlayanlara teşekkür ederiz. Burası da açılmış. Sadece araç trafiği için yudubalar var. Yayalar. Serbestçe Hisaraltı Caddesi'ni kullanıyor. Giriş kart işlemleri iptal edilmiş. Yaya hayırlı olsun. Zararın neresinden dönersen kârdır. Yani bugün beyaz masadan aradılar beni de ben yerinde bir gelip göreyim dedim öyle. Yani Fatih Haber. Evet. Kart girişleri kapatıldı. Halka cadde açıldı. Teşekkürler Büyükşehir Belediyesi. İşte söz konusu UKM kararı burada. Hisaraltı Caddesi Büyükşehir'in gösterdiğine göre bu cadde açıldı, buradan gidebilirsiniz yani. İşte araç trafiğine kapalı, yaya trafiğine açık. Büyükşehir Belediyesi'nin duyarlılığının devamını dileriz. Bu cadde çok önemli. Çünkü üniversitenin arkasındaki ara sokaklar ve şuradan gelindiği zaman Unkapanı'na çıkmak isteyenler buradan çıkmak istiyor. Burada gördüğünüz gibi kaldırım yok. Ve buraya araçlar park ediyor. Yürümek mümkün değil buradan. Şunlar içkili restoran olduğu için öğleden sonra bilhassa akşamları burası komple araç trafiği doluyor. Ve buradan yaya olarak geçmek mümkün değil. Yazın masa sandalye atıyorlar. Ama genellikle araç trafiği. İşte şu park eden aracı gördüğünüz gibi vatandaş burada benim yürüdüğüm gibi arabaların arasından yürüyor. Yani işte böyle çoluk çocuk buradan bu şekilde yürüyor. O yüzden bu yolun Hisaraltı Caddesi'nin Hisaraltı Caddesi'nin trafiğe kapatılması hiç doğru bir karar değildi. Fatih Haber, teşekkür ederim.